kulağınızı kırmayıp yemek davetimizi kabul etmeniz ne büyük incelik. Aksilik işte, yardımcımız rahatsızlandı. Umarım her şeyden memnun kalmışsınızdır. Ne demek? Her şey gerçekten çok lezzetli olmuş. Ben de bir an paniklemiştim. Ne de olsa Nana çocukların bakıcısı. Sofra adabından anlamasını bekleyemeyiz, öyle değil mi? Bence fazlası var, eksiği yok. Ellerinize sağlık küçük hanım. Aferin Nana. Bizi Akif Bey'e karşı mahcup etmedin. Aslında Nana aileden sayılır. Aman Hakan, bir hoşsun yani. Siz ona bakmayın Akif Bey. Hakan yanımızda çalışanlara karşı her zaman pek bir merhametlidir. İzninizle. Ne olur Nana, Simge'nin patavatsızlıklarını biliyorsun. Onu aldırma, olur mu? Yok canım, niye aldırayım ki? Doğru söylüyor, ben sadece bir bakıcıyım. Buna da alınmıyorum. Bizim için bundan fazlası olduğunu biliyorsun. Neden bunu belirtmiyorsun o zaman? Canım, adamla iş yemeği yiyoruz. Yemeğin ortasında bu konulara girip adamın keyfini kaçırmak uygun olur mu sence? Tabii, benim keyfimin kaçması kimsenin umurunda değil. Hakan, ne yapıyorsun burada? Adamı Volkan'la baş başa bıraktın. Çam devirecek diye ödüm kopuyor. Şimdi Nana'yla çene çalmanın sırası mı? Tamam, geliyorum. Makbuş da tam hastalanacak zamanı buldu. Köylüden daha iyiydi. Hiç olmazsa yol yordan biliyordu. Simge, lütfen. Beni savunduğun için çok teşekkür ederim. Bu Hakan da Simge'nin Nana'ya bu kadar kötü muamele etmesine nasıl izin veriyor anlamıyorum. Hem de Nana'ya bu kadar değer verirken. Bu çocuğun aklını başına getirmeli ama nasıl? Koşun asker. Koşun. Ay yine uyuyakaldı galiba. Koşun. Bunda hayır yok. Çene bas. Hadi bana pilli bebeği çağır bakayım. Aa, kurşunun işlerini ben mi yapacağım? Karşılığında çekirdek isterim, ona göre. Üf, senle uğraşacağıma kendi işimi kendim yaparım. Aa. Bu işte tamam. Sizce şokerin söyledikleri doğru mu? Ne yani? Şimdi hepimizin sesi çok mu güzel olacak? Oyuncaklar dünyası korosu kuracaksınız sanki. Ha çocuklar, Joker'in yalanlarına inanmayın. Kim bilir neler planlıyordur. Sen meşhur bir çizgi film yıldızı olamadığın için bizi kıskanıyorsun, öyle değil mi? Doğru değil biz bu. Biz harika bir müzik grubu kuracağız Gorfo, sen derdine yan. Merhaba. Ne haber Gorfo? İkisiniz hazır. Ay, çok heyecanlıyım. Yapma bunu Şeker. Senin üçüncü sesiniz bülbül gibi mi çıkacak? Hiç kuşkunuz olmasın. Çok güzel şarkı söyleyeceksiniz. Hatta dünyaya gidip meşhur bile olabilirsiniz. Hadi bakalım. İnanmayın. İç bakalım. İçme. İç. İçme. İç. Yero sen de iç. Sen de iç köşeli. Al bakalım. Çok güzel. Sen de mi? Oh, yarısı. Ha, ver kurşuna. Ha, iç bakalım kurşun. İç, iç, iç. İç. Bu iş bu kadar. Boşuna uğraşmayın patates kafalar. Boşuna uğraşmayın. Hepinizin sesini çaldım. Şimdi bunu götürüp dünyada bir ses stüdyosuna satacağım. Hem böylece sizin o aptal sesinizi dinlemekten de kurtulmuş olacağım. Hayır. Dur gitme. Sesini geri ver. Lütfen. Şoker, geri dön. Gitme. Teşekkür ederim.
Nana kızım, burada durup laf mı dinleyeceksin? Hadi mutfağa sen. Bir şey lazım olursa biz seni çağırırız. Hadi. Ben çocuklara bir bakayım. Her şey çok güzel olmuştu küçük hanım. Ellerinize sağlık. Keşke bizim de sizin gibi her işten anlayan bir yardımcımız olsaydı. Hadi biz işimize dönelim. Ne dersiniz? Aile içi şirketiyle çalışmak her zaman daha iyidir, öyle değil mi? Volkan'la Merve de evli. Biz de çok kısa zaman sonra Hakan'la evleneceğiz. Aile şirketiyle çalıştığımızda daha az sorunla karşılaşıyoruz. Bu doğru. İş hayatında en yakınınızın dışında fazla güveneceğiniz kimse yoktur. Kağıt üzerinde ayrıntılı çizimleri gördünüz. Düşünceniz nedir acaba? Doğrusu projeyi çok beğendim. Ama bazı noktalar var. Ne gibi? Arazi biraz israflıca harcanarak site tasarımı yapılmış. Yani buraya 10 yerine 15 ev kurabiliriz. Ama o zaman evler çok iç içe olmaz mı? Yani bu evlerin sahipleri şimdiden belli. Kağıt üstünde gördüklerinden biraz farklı olacak. Bunu önemsemezler bile. Tecrübelerime güvenin. Hem böylece daha fazla kazanacağız. Üstelik bu sizin şirkete de yansıyacak. Siz nasıl uygun görürseniz. Ha 10, ha 15 ne fark eder? Mimarlara hemen söyler yaptırırız, olur biter. Ama bu doğru olur mu? Hayatım, işin sahibi Akif Bey olduğuna göre son karar buna ait olmalı, öyle değil mi? Sonra yüzme havuzu. Ay ne güzel değil mi? Ben çizimlerde en çok o havuza bayıldım. Çok büyük. Efendim? Havuz. Çok büyük. Yani bence boyutları yarıya indirirsek sürekli bir kazanç elde ederiz. Yani bunun bir standardı yok mu? Hay hay. Siz nasıl isterseniz. Tabii ki olur. Onu da hallederiz. Çikolata? Teşekkürler. Abicim, bu işi alırsak bir yılımız kurtulur. Su koy verme lütfen. Ha? Hakan niye böyle yapıyorsun? Neden sürekli kalbimin kırılmasına seyirci kalıyorsun? Acaba ben kendi kendime mi ümitleniyorum? Yoksa gerçekten sadece bir bakıcı mıyım senin için? Ne yapıyorsun sen? Ya atma! Elinde sayılır. İstediğin domatesleri atla. Sen de patlıcan kafasın. Hey hey. Çocuklar, Özge sakin olun. Emre çok ayıp. Yeter. Bir yandan ayabeyi nerede hikaye başladı. Annesi babamız eğlenecekmiş de babadan anne alacakmış. Görürsün. Emre, Özge. Kızım sen akıllanmadın mı hala? Emre. Nana, sen iyi misin? Yok bir şeyim. Sadece biraz yorgunum, o kadar. Ben Makbuş nasıl oldu bir bakayım. Kaşın mı o zaman? Hadi al bebeğini. Aman ne yemekmiş ya, bir türlü bitmedi. Şu gıcıkla aynı odada kalmaktan sıkıldım. Ya artık biraz Emre. Bu yemek şirketimiz için çok önemli. O şirket bizim bir kere. Düğünden sonra hepimizin olacak, ne güzel değil mi? Ya yine başladı. Ya atmasana ya. Ya yapmayın ya. Bak Nana'yı çağıracağım. Kurşun. Ay nerede bu ya? Bağırmaktan sesim kısıldı. Kurşun. Ay nerede bu pilli bebek? Başperi ona bir mesaj yolladı. Görmedi mi canım? Neyiniz var? Ne oldu size? Konuşsanız ayol. Kuline. Korfo, neden konuşamıyorlar? Şoker hepsinin sesini çaldı Kuline. Seslerini mi çaldı? Evet, söylediğine göre dünyada bir ses stüdyosuna satacakmış. Hepsini kandırdı Kuline. Seslerini alıp bir şişenin içine sakladı ya. Bu şokerle ne yapacağımı şaşırdım. Başa çıkamıyorum onunla. Tamam. Bu işin çaresine bakacağım. Üzülmeyin. Ama önce yapmam gereken bir iş var. Kurşun, sen hemen pilli bebeği bul. Tamam, bu sorunu çözeceğim. Merak etmeyin. Şimdi gidip biraz oynayın. Evet, sessiz sinema oynayabilirsiniz mesela. Çok ayıp ama. Tamam. Hadi gidin oynayın. Hadi, sinirlenme. Hadi. Bilgin.
Ay. Aşkım, inanabiliyor musun? Akif Bey'le iş yapacağız. Bilemiyorum. Adam müşterilerini apaçık kandırıyor Simge. Biz bu işe alet olmalı mıyız sence? Hiç içime sinmedi. Aman hayatım, dünyayı biz mi kurtaracağız? Bugüne kadar hiç böyle büyük bir iş almamıştık. Bunu alırsak bir daha sırtımız yere gelmez. Of, kafam karıştı. Para çok iyi ama adam bana güven vermiyor. Bak, bu işi reddedersen hepimiz yakana yapışırız hayatım, bilmiş ol. Makbuş nasıl? Daha iyi, ateşi düşmüş. Nana'ya rağmen güzel bir gece oldu. Ne demek Nana'ya rağmen? Her şeyi o hazırladı. Dört dörtlük bir sofraydı. Şekerim, yemek hazırlamakla bitmiyor ki. Her zaman olduğu gibi yine bir tuhaflık yapacak diye ödüm koptu vallahi. Bu kızla bu kadar uğraşma artık. Hemen onun tarafını tutar zaten. Nefret ediyorum şu kızdan. Dur bakalım Nana, bunlar daha iyi günlerim. Sen Simge'yi aldırma. Her şey çok güzeldi, teşekkürler. Üzülme ne olur. Üzülmemek elde mi? Belki de haklı. Sadece bir hizmetliyim işte. Nana, bunun böyle olmadığını sen de biliyorsun. Lütfen kafanı takma Simge'ye. Kadınca kaprisler yapıyor o kadar. O kadar mı? Nanacığım, adamla o kadar mühim bir iş konuşuyorduk ki bölüp Simge'ye haddini bildiremedim. Lütfen biraz anlayışlı ol. İş yüzünden mi beni bu kadar ezmesine izin veriyorsun? İş benden daha mı önemli yani? Değil tabii. Ama sen anlarsın durumu diye düşünmüştüm. Rahatsız etmiyorum ya. Yo. Nana'ya ne kadar güzel yemekler yaptığını söylüyordum. Ne o? Söylediklerim keyfini mi kaçırdı? Sen kendini ne sanıyorsun ha? Halkanın senin yanına benden daha çok mu yakışacağını düşünüyorsun? Boş hayallere kapılma Nanacığım. Geldiğin yer belli, soyun sopun belli. Sen asla bir salon kadını olamazsın. İş kadınına çocuk bakmaya benzemez. Anlıyor musun beni? Anne ya, hadi gidelim artık. Çok sıkıldım. Tamam, gidiyoruz bir tanem. Buranın havası sıkıcı olmaya başladı. İşte böyle sevgili Pepe'ye. Her şeyi kendi gözlerinde gördün. Sana söylediğim her şeyi iyice anladın mı? Evet Cücek Kulina. Peki bu görevi başaracağından emin misin? Hiç şüpheniz olmasın Sayın Kulina. Yine de senin için bir iksir hazırlayacağım. Böylece hiç güçlük çekmeyeceksin. Sonuçta insanlar bizden yani çok farklıdır. Haklısınız. Bu işi hemen halletmemiz gerekiyor. Hadi bakalım benimle kütüphaneye gel. İyi geceler canım. Rüyanda beni gör olur mu? İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Nana, bugünü unutalım gitsin, olmaz mı? Hakan lütfen. Daha fazla bir şey duymak istemiyorum. Makbuş'a bakacağım. Yoksa bu gece olanlar yüzünden mi? Evet, daha fazla tahammül edemiyorum. Artık burada kalamam. Ya Simge'nin söylediklerini bu kadar büyütme lütfen. Simge'nin yaptıklarına alıştım artık. Onu takmıyorum. Galiba ben bazı şeyleri görmek istediğim gibi görmüşüm, o kadar. Engel olsana, ne bakıyorsun hala? Sen de kimsin? Benim kim olduğumu bırak şimdi, kız gidiyor. Gitmesini istemiyorum. Kiminle konuşuyorsun? Ya şuradaki garip kıyafetli kızı görmüyor musun? Beni senden başka kimse göremez. Of, ne bakıyorsun şapşal şapşal? Bu gerçek olamaz ya. Ne gerçek olamaz? Neden anlamıyorsun oğlum? Senin yüzünden gidiyor kız. Benim yüzümden mi? Evet. Evet. İyi ama ben ona ne yaptım? Hala Nana'nın sana deliler gibi aşık olduğunu anlamıyorsun değil mi? Bana aşık mısın? Bu nasıl bir soru böyle? Of, boynuna atılacak hali yok ya. Ama ben bunu bilmiyordum. Neyi bilmiyordun? İyi misin sen? Sen de ona aşıksın değil mi? Bunu da nereden çıkardın? Neyi nereden çıkardım?
Of, söyledim ya. Benim için artık burada kalmak çok zor. Ya dur bir dakika, konuşalım lütfen. Ne konuşacaksın artık? Bir şeyler yapsana, kız gidiyor. Nereden çıktın bilmiyorum ama sen beni rahat bırak artık. Bırakıyorum işte. Sonsuza kadar rahat edersin artık. Acele et çapçal. Nana, Nana dur. Bak bak. Tamam. Bana olan duygularını fark ettim. Ama kendi duygularımı ben dile getiremedim. Üstelik de sana haksızlık ettim. Bir türlü nasıl davranmam gerektiğini bilemedim. Bunu nasıl, neden yaptım bilmiyorum. Belki de çok korktum. Cesaret edemedim. Lütfen gitmeni istemiyorum. Gitmeni istemiyorum. Yok, ben senden umudu kestim. Adam olmazsın sen. Ne dememi bekliyorsun başka? Hiçbir şey. Ya... Şaşkın ol. Nana, Nana gitme. Seni seviyorum. Sana deliler gibi aşığım. Her şey için çok geç. Ya sen susar mısın biraz artık? Duygularını açık açık söyleyememem canımı sıkıyor. Artık buna bir son vermenin zamanı geldi. Senin böyle yapmana engel olmak için bundan sonra hep yanında olacağım. Allah Allah, sen deli misin ya? Görünmeyen biri sürekli yanında bıdı bıdı yapıp beni yönlendiremez, anladın mı? Kafayı yiyeceğim ya. Korkarım buna ihtiyacın var. Çünkü iş konusunda da aşk konusunda da kafan karışık. Hayır demeyi öğrenmelisin. Bundan sonra ensendeyim ona göre. Olamaz ya. Bu bir kabus olmalı. Yok. Bu bir kabus olmalı. Bu bir kabus olmalı. Ah. Ah be oğlum, burada mı uyudun? Ay hasta olacaksın. Ay üzerine de bir şey almamışsın. Hakan evladım kalk. Ha, hayır. Kalk yavrum kalk. Ne oldu, neyin var? Garip bir rüya gördüm. Nana nerede? Nerede olacak evladım? Yukarıda uyuyor. Sen nasıl oldun? Daha iyiyim evladım. Saat kaç olmuş? Ben çıkıp hazırlanayım. Hadi hadi. Ah. Şoker ne yapıyorsun? Of, hava çok sıcak. Beni de yelpazeyle gel buraya. Hadi. Hah, aferin. Şoker, bana mavi ormandan çiçek topla. Şuna bak. Ya bizi eğlendirmek için dans etsin. Şoker, bu ses sana daha çok yakıştı. Yüce Pelin'e gerçekten çok akıllı. Şoker için daha güzel bir ceza olamaz. Hadi dans et, eğlendir bizi. Evet. Hadi. Hadi hadi. Evet. Güzel. Aferin Şoker, aferin. Emre nasıl gidiyor bakalım? Ne nasıl gidiyor? İş güç değil herhalde, dersleri nasıl gidiyor? Ha, iyi sayılır. Sayılır öyle mi? Müdürümüzün geri dönmesi çok iyi oldu. Ne o? Sana ceza veriyor diye şikayet ederdin. Yok yok. Nadir öğretmenin müdürlüğünden sonra onun değerini çok iyi anladım. Bizim müdürümüz bal gibiymiş. Simgeci dişler geldi. Babamlar bizim evimize taşınsınlar. Niye boşuna kira veriyorlar? Zaten 24 saat bizdeler. Buyurun evladım. Merhaba, iyi günler. Ben Pelin. Aa, biber, biber gel buraya. Biber. Şirin şeyi sevebilir miyim? Sevebilir miyim? Çok özür dilerim. Lütfen kusura bakmayın. Birden elimden kaçtı. Ben... Hadi sene kızım. Geç kaldık. Ya uykumu alamadım ben.
Ay, herkesi tedirgin ettim. Ben Pelin. Yeni komşunuzum. Karşı eve taşındım. Sizinle sadece tanışmak için. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Daha önce bir yerde karşılaşmış mıydın? Yok, hiç sanmıyorum. Ördüm, köpeğinizi dolaştırmama izin verir misiniz? Ben çok iyi dolaştırdım. Hiç köpeğin olmadı ki, nasıl dolaştıracaksın? Ama arada bir sevebiliriz değil mi? Tabii ki. Cicişler ısırır falan, Allah korusun. Merak etmeyin, ısırmaz. Hem tüm aşıları tamam. İstediğiniz zaman sevebilirsiniz de, gezdirebilirsiniz de. Yaşasın. Neyse ki sizin sayenizde çocuklar çok mutlu olacaklar. Ben evde hayvan beslemeye pek sıcak bakmıyorum da. Ama bu biberden sonra belki gün değiştirirsin babiş. Yani. Baksana babacığım, ne tatlı. Gerçekten çok şeker. İyi ki komşu olduk Pelin abla. Kulina! 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 Şoker bizim isteklerimizi yerine getirmiyor. Her şeye itiraz ediyor. Bu doğru mu Şoker? Ama Kulina ya, yeter ya. Sürekli bıktım ceza almaktan. Yaşasın sesim. Sesime kavuştum. Yeniden konuşabiliyorum. Hepinize soracağım. Hepinize soracağım. Kulina ya, neden hep ben ceza alıyorum? Söyler misin? Ha? Bıktım ama. Çünkü sen hep kötülük peşindesin. Senden başka herkes buranın kurallarına uyuyor. Herkes iyi kalpli ve sevgi dolu. Buranın düzenini senden başka bozan var mı? Söylesene Şoker. Ne yani? Günah keçisi yine ben mi olacağım yani? E iyi olmadığın müddetçe bu cezaları almaya devam edeceksin. Evet. Göreceksiniz ama. Günün birinde bu durum değişecek. Bana böyle davrandığınız için çok pişman olacaksınız. Ne yapalım? Biz senin gibi değiliz. Sen kötüsün, biz iyiyiz. Cezanı çek, tamam mı? Görürsünüz. Hadi bakalım, doğru bahçeye. Bizi eğlendireceksin, hadi. Haksızlık ama bu ya. Hadi Şoker, hadi. Bakın Ender Bey. Son günlerdeki davranışınızı hiç beğenmiyorum. Nadir efendim. Neden beğenmiyorsunuz Mustafa Kamil Bey? Kulina Hanım'ın karşısındaki tavrınız neydi öyle? Utanmasanız kadının ağzının içine düşecektiniz. Şu mesele. Size bir şey söyleyeyim mi? Siz beni kıskanıyorsunuz. Hadi oradan canım. Ben sizin neyinizi kıskanacakmışım? Sizin aklınız başınızda değil herhalde. Kulina gibi bir hanımefendi, güzeller güzeli bir sultan kalkıp da size bakacak. İşte... Apaçık kıskanıyorsunuz. Sizden daha genç ve daha yakışıklı. Ben de ondan hoşlanıyorum. Görelim bakalım Kulina Hanım hangimizi tercih edecek. Hadi oradan münasebetsiz. Yakışıklıymış. Yakışıklı görmesek inanacağız. Ben sizi uyarmak istedim ona göre. Ayağınızı denk alın. Küstah, münasebetsiz. Bir de açık açık niyetini belli ediyor. Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Bekle de gör. Bak gör. Çocuklar bir iki gün o köpekle vakit geçirsinler. Hemen baba bize de al demeye başlarlar, gör. Yok, hayatta olmaz. E canım, çocuklar istiyorsa? Volkan, köpek almak büyük sorumluluk. İki gün gezdirecekler, üçüncü gün herkes birbirini atacak. Çocuklar biraz büyüsün, düşünürüz. Şimdi hatırladım. Rüyamdaki kız. Bugün eve gelen sendin. Hakan, iyi misin? Neler diyorsun? Pelin Hanım gelmiş ya, bizim köpekli komşu. Görmüyor musun? Hakan, kendine gel. Burada bizden başka kimse yok. Nasıl yani? Onu görmüyor musun? Hakan, ya endişelenmeye başlıyorum ama. Ah be Hakan, bana cevap verip durma. Adın deliye çıkacak ona göre. Sana söyledim ya, beni senden başkası göremez. Benden ne istiyorsun? Dün gece anlattım ya, senin bu kararsızın, duygularını açık açık söyleyememen canımı sıkıyor. Buna son vermen için buradayım. Anlaşıldı, ben kesin deliriyorum. Hakan, şaka yapıyorsun değil mi? Hadi ama. Seni Yakıpaşa Hastane'ye götürmesini istemiyorsan şaka yaptığını söyle. Tabii, şaka yaptım. Nasıl oynadım ama? Bir de bana çocukça hareketlerim var dersin. Bazen sen benden betersin vallahi. Zaten canım sıkkın.
Canın mı sıkkın? Ne oldu? Aman aynı terhane. Annemle Merve son günlerde yine çok gergin. Ne yapacağımı şaşırdım. Ya bana bir akıl ver ne olur. Merve abartıyor değil mi? Belki de annemin bana olan sevgisini kıskanıyor. Ne dersin? Haklısın. Merve'nin biraz da alttan alması lazım. Hop! Ah! Bu senin gerçek düşüncen mi? Yoksa arkadaşını kırmamak için mi böyle diyorsun? Ya rahat bırak beni. Aa Hakan, ayıp ediyorsun ama. Alt tarafı fikrini sordum. Söylemek istemiyorsan söyleme. Hadi gerçek düşünceni söyle ona. Hadi. Tamam. Kızın hiçbir suçu yok Volkan. Annen sürekli tepenizde. Ve her şeye burnunu sokuyor. Ha şöyle. Tamam. Ama asıl kabahat senin. Bu kadar ana kuzusu olunmaz ki canım. Ha? Abicim neler diyorsun? Fikrimi sordun söyledim. Niye bozuluyorsun şimdi? Bugün sende bir gariplik var ya hadi hayırlısı. Ben şantiyeye gidiyorum ya. Ana kuzusu ha? Yok sen gerçek olamazsın. Hem ne istiyorsun benden? Allah'ım kesin deliriyorum ben şimdi. Delirmiyorsun. Ben senin için buradayım. Şimdi gözlerimi kapatacağım. Açtığında sen burada olmayacaksın. Evet. Şimdi kapatıyorum. Gözlerimi tamam. Kapatıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Kapat. Kabus bu. Kabus. Biri mi bağırdı? Ben duymadım. Ay bir köpekli komşumuz eksikti. Ay delireceğim vallahi. Ay ne zararı var el alemin köpeğinin sana? Ne zararı var olur mu Merve? O iki sıçan köpeğe bir yapıştılar ki sorma. Bak gör yarın bir gün Nana ile birlik olup Hakan'a bir de köpek aldırırlar. Ay zaten Özge köpekten korkuyor. Ben o eve gitmem diye tutturursa ben ne yaparım söyler misin? Bak o zaman başka işte haklısın. Ay zaten hayvanlardan hiç haz etmem. Niye öyle diyorsun? Volkan bana bir kedi alsa çok sevinirim vallahi. Ay ne güzel olurdu. Ben ne yapacağım peki seninle? Hep böyle burnumun dibinde mi dolaşacaksın? Bu sana bağlı. Nasıl yani? Duygularını doğru ifade etme konusunda kendine ve etrafındakilere dürüst davranırsan ben de hemen giderim. Ne demek şimdi bu? Geçen akşam evine gelen şu iş adamı mesela. Üçkağıtçım teki olduğunu bildiğin halde arkadaşlarının etkisiyle işi kabul ettin. İşin hatırına Simge'nin Nana'yı ezmesini bile sineye çektin. Ama iş görüşmesiydi ne yapabilirdim? Kendine dürüst ol önce Hakan. Yalnızca kendine. Sonra karar vermen çok daha kolay olacak. İnan bana. Şu sersem oyuncakları eğlendireceğim diye canım çıktı. Bu külle de bazen verdiği cezanın ölçüsünü kaçırıyor canım. Neyse, ben işime bakayım. Bakalım neler varmış. Bu değil. Bu iş değil. Bakalım ne varmış. Şu kitaplara bakayım. Bu ne acaba? Bu makine ilk kez 17. yüzyılda kullanıldığında kasabada yaşayan herkes değişmiş. İyiler kötü, kötüler de iyi olmuş. Bir dakika. Ama ben iyi olmak istemiyorum ki. Neyse, önemli olan onların kötü olması. Hem hiçbir makinenin beni iyi yapabileceğini zannetmiyorum. Matematik ödevimi yetiştiremedim. Hemen bir bahane bulmam lazım. Bahaneye de gerek yok aslında. Makmış hastalandı. Onun için çok üzüldüm, yapamadım derim. Bence akşam yeni bilgisayarla oynamaya takıldım. Onun için yapamadım demelisin. Çok konuşma gıcık. Bu doğru mu Emre? Evet. Bence öğretmeni yalan söylememelisin. Anneannem yalancının mumu yatsıya kadar yanar derdi. Of Gamze şimdi ders vermenin sırası değil. Siz beni öğretmeni ispiyonlamayın yeter. Oturun çocuklar. Öğretmenim derse başlamadan size bir şey açıklamak istiyorum. Emre dün gece bilgisayara daldığı için ödevini yapamadı.
Size söylemeye korkuyor da ben söyleyeyim dedim. Doğru mu Emre? Dursun sen küçük. Makbuş, Hakan hep böyle kararsız mıydı? Nasıl yani? Bana olan duygularını bir türlü anlayamıyorum. Aman yine aynı mesele. Bence kararsız filan değil. Çekingen. Bu onun eski huyu. Hele bu aşk meş konusunda pek mahcuptu. Rahmetli Hülya resmen onu ben tavladım derdi. Evet, böyle yaşamak bana çok zor geliyor. Bugün ilişkilerdeki belirsizlikleri işleyeceğiz. Bu konuyla ilgili stüdyomuza konuklarımız olacak. Ayrıca sizler de bizlerle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bak. Evet. Dinle işte bak. Gör. Davet ediyoruz. Bu iş bu kadar. Göreceğiz bakalım. Hepiniz kötü olunca Kulina benimle uğraşmaktan vazgeçecek. Böylece istediğim gibi at oynatabileceğim. Hatta fil bile oynatabilirim. Arkadaşlar! Hey millet, toplanın. Size harika bir sürprizim var. Bu da ne şoker? Ne işe yarıyor? Şimdi çalıştıracağım. Harika bir makine bu. İsmi de... Eğlence makinesi! Eğlence makinesi mi? Hadi çalıştır şoker. Ay çok merak ettim. Sevgili oyuncaklarım. Ne yapıyorsunuz burada? Şoker bizi eğlendirmek için harika bir eğlence makinesi getirmiş Kulina. Demek kendini oyuncaklara eğlendirmeye adadın ha. Aferin sana Şoker. Ne yapalım? Ceza cezadır. Öyle değil mi? Çalıştır da görelim bakalım eğlenecek miyiz? Hem de nasıl? Hadi. Çalıştırıyorum. Şoker, yine neler çeviriyorsun? Fen laboratuvarında çok başarılı bir deney yaptım. Öğretmenimiz benimle gurur duyacak. Ama ne önemli gıcık. Senin yüzünden öyle tatilimin yarısı boşa gitti. Ne yapalım? Seninle aynı ekip olmaya ben de bayılmıyorum. Benim sayemde sen de bu deneyden yüksek not olacaksın. Çok da umurumdaydı. Nasıl geçti bakalım çocuklar fen deneyiniz? Çok başarılı oldu. Sonuçlarını almak için bekliyoruz öğretmenim. Birazdan gidip öğreneceğim. Aferin Özge. Seninle gurur duyuyorum. Küçük. Yani. Ne oldu bize? Ne olacak? Bu sersem Şoker yine bize bir oyun oynadı. Sevgili Kulina, ben bir oyuncak yapıp arkadaşımız olsun istemiştim. Sersem şey, senden oyuncak yapmanı isteyen mi oldu? Kulina, hepinizin neyi var böyle? Kapa çeneni, çizgi bozuntusu. Bir de sana dert mi anlatacağım?
Bunların neyi var böyle? Boş ver Gorgo. Sevgili dostum. Hadi gel oyun oynayalım. Ha? Şöker sen iyi misin? Hem de çok. Çekilsene yanımdan. Ay. Asıl sen benim yanımdan çekil. Sinir oluyorum Sinir oluyorum zaten sana ezelden beri. Ay. Ay. Ne yapıyorsun? Bak bunun şapkanı. Ay. Onun için başını çekil. Ay. Sinir oldum. Kurşun, uyumasana. Ne biçim askersin sen? Asıl sen kendine bak. Şaklaban. Ne? Dokunma bana ya. Sen bana şaklaban mı dedin? Evet. Şimdi görürsün sen. Gel buraya. Gel. 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 Yeter artık. Kesin gürültüyü. Böyle davranmaya devam ederseniz hepiniz oyuncaklar çöplüğüne atacağım. Kendime dünyadan yeni ve daha eğlenceli oyuncaklar bulacağım. Anladınız mı? Kesin. Bizim de çok umurumuzdaydı. Zaten seni hiç sevmiyoruz. Ne biçim baş birisin sen? Aa. Bu olanlara inanamıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kavga etmeyin ha. Hadi hep beraber oyun oynayalım lütfen. Hadi hadi oynayalım. Çekil şuradan sersem şey. Senin aptal oyunlarına uğraşacak vaktimiz yok bizim. Asıl sen çekil şuradan. Sersem. Ay nefret ediyorum hepinizden. Bir an önce dünyaya gidip eğleneyim bari. Hadi arkadaşlar. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Efendim yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ne kadar doğru söyledi kadın. Bence de. İnsan hayatta duygu ve düşüncelerini açık açık anlatabilmeli. Keşke Hakan da bu programı izleseydi. Kulina Hanım, hoş geldin. Aman, hoş bulduk. Hayırdır Kulina, oyuncaklar dünyasında bir şey mi oldu yoksa? Yok canım, ne olacak? Dünyanın keyfini sürmek sana kaldı da ona sinir oluyorum. Kulina, neden bana kızgınsın? Neden olacak? Burada yan gelip dünyanın tadını çıkarıyorsun çünkü. Ben varken sana mı kaldı yani ha? Ama beni buraya sen gönderdin. Benim insan olmamı istediğini sanıyordun. Ha, insan olmak sana mı kaldı? Sen sersem bir bez bebeksin o kadar. Yakında buna bir son vereceğim. Tekrar oyuncaklar dünyasına geri döneceksin. Artık dünyada ben yaşayacağım. İyi ama sen oyuncaklar dünyasının baş perisisin. Oradan ayrılamazsın. Oradan da. O sersem oyuncaklardan da çok sıkıldım. Yakında görüşeceğiz Nana. Seninle de makbuş. Yok buna kesin bir şey olmuş. Yine o mendebur şoker bir şeyler yaptı. Muhakkak. Bana da öyle geldi. Arkadaşlar, sevgili oyuncaklar, oyun oynayalım ha? Canım çok sıkılıyor. Üf, çekil be başımızdan. Kütüphaneye gidip oyuncaklar dünyasının başına ne kötülük getireceğimizi düşünelim ha? Evet. Bence Kulina'yı yaşlandıracak bir iksir hazırlayalım. Ay. Bence mavi ormanda yangın çıkartalım. Bunlar ne dediğinin farkında değil bence. Buldum. Gorfo'nun gövdesini silelim. Ay. Sadece kafa olarak bırakalım ha. Çok güzel. Gorfo, senin arkadaşım. Anneciğim, ilerlediniz mi siz gelin başımdan? Yapmayın arkadaşlar. Bakın, bunlar çok kötü ve yanlış davranışlar. Ne kadar ayıp ama. Şoker, sen kendinde misin? Evet. Ama burada sıkıldım. Herkes çok kötü. Dünyaya gidip sevgili arkadaşım Nana'yla oynayacağım. Ne dedin? Burada kimse benimle oynamıyor. Hadi bay bay. Görüşürüz. Çekme be. Dur. Gel. Yürü bakalım. Ne oldu? Maalesef Özge laboratuvarı alt üst etmiş müdür bey. Öyle şey olur mu canım? Çocuklara ben izin verdim. Orada çok önemli bir deney yapıyorlardı. Vallahi müdür bey, laboratuvarda değerli bir hassas tartı ve bir ocak kırılmış. Bu doğru mu Özge? Ben yapmadım öğretmenim. Deney sırasında hiçbir şey olmamıştı. Sonradan deney sonucunu almak için gittiğinde aletin kırılmış olduğunu gördüm. Bu konuda sana inanmak istiyorum yavrucuğum. Ama bunun deney sırasında olmadığına eminsin değil mi? Tabii ki eminim öğretmenim.
O sırada Emre de yanımdaydı. İsterseniz onu sorabilirsiniz. Soracağım. Merak etme yavrum. Ama eğer bunu sen yaptıysan okulun malzemelerine zarar vermekten ceza alman gerekecek, bilmiş ol. Ama öğretmenim, ben yapmadım diyorum gerçekten. Kulina bana hep böyle kötü davranırsa o zaman ne yaparız Makbuş? Yok canım. Bu işin altında kesin bir şey var. Bak görürsün. Ay. Allah cezanı vermesin. Pis mendebur. Nanacığım. Sevgili arkadaşım, seni ne kadar çok özledim. Ay canım. Yapma, ne yapıyorsun, yapışma. Canım benim. Buna kesin bir şeyler olmuş. Kesin numara yapıyor. Kesin numara yapıyor şaklaban. Hadi git buradan. Bak, elime tavayı alırım ona göre. Neden böyle diyorsun Tonton nineciğim? Bıcı bıcı. Ben sizi çok seviyorum ama. Hadi oradan, hadi. Oyuncaklar dünyasındakiler çok kötü. Benimle oynamak istemiyorlar. Hep kötülük peşindeler. Ben de buraya seninle oynamaya geldim. Hem biliyor musun Nana? Sen insan olacaksın diye o kadar çok seviniyorum ki. İnsan olmak sana çok yakışacak. Kesin bu işte bir gariplik var. Her şey alt üst olmuş gibi. Ya. Ben zaten deney yapılırken de fazla durmadım orada öğretmenim. Peki aletlerin nasıl kırıldığını görmedin mi çocuğum? Hayır öğretmenim, benim haberim yok. Ya Emre, niye benim işi yapmadığımı söylemiyorsun? Nereden bileyim? İkinci kez gittiğinde ben orada değildim ki. Belki de o zaman kırdın aletleri. Ya ben bir şey yapmadım, yemin ederim öğretmenim. Bugün laboratuvara senden başka kimse girmediğine göre başkası yapmış olamaz. Bu yüzden ceza alacaksın ne yazık ki. Emre, sen de Özge'nin yanındaydın. O mu yaptı, gördün mü? Kim yaptıysa yaptı, bana ne? Ben onun yüzünden kaç kere ceza aldım. Anlasın dünyanın kaç bucak olduğunu. Bu yaptığın çok yanlış Emre. O yapmadıysa bunu söylemeliydi. Yoksa yapanı gördün mü? Of, git başımdan Gamze. Emre! Ne var? Burada senin yanında olduğum için o kadar mutluyum ki. Hadi oyun oynayalım ha? Orada Yağmur'un oyuncakları var. Hadi onlarla oyna. Peki. Kesinlikle oyuncaklar dünyasında bir şey olmuş. Bu her neyse, Kulina'yı kötü, Şoker'i de iyi yapmış olmalı. İyi de kızım, sen ne yapabilirsin? Kulina olmadan, konsey izin vermeden ne yapabilirsin? Şoker, hadi sen artık git. Hayır, ben burada çok mutluyum. Bak ama, biri seni burada görürse ne deriz sonra, değil mi? Senin oyuncak olduğun sırdı değil mi? Gerçek bir insan olana kadar bazı şeylerin gizlenmesi gerekiyordu değil mi? Haklısın. Kusuruma bakma, düşünemedim. Ben hemen gidiyorum o zaman. Canım arkadaşım benim. Kendine iyi bak. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden beni çağır. Senin için canımı bile veririm. Bucu. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Hadi. Hoppala, bir yaşıma daha girdim. Ne bu? Bak Emre, kız haksız yere suçlanıyor. Bildiğin bir şey varsa söylemelisin. Of, çekil başımdan, ben bir şey bilmiyorum. Yani Özge ceza almasın, ne yalan söyleyecek değilim herhalde. Biraz eğleneyim bari. Ender Bey. Ay pardon, Nadir Bey. Aman efendim, kimleri görüyorum? Hoş geldiniz. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Ne yalan söyleyeyim, sizi görmeye geldim. Öyle mi? Bu ne şerim? Ben de zannetmiştim ki, hani müdür... Aşk olsun, benim gibi genç ve güzel bir kadın ona mı layık görüyorsunuz? Yok canım, ben de bir türlü akıl sır erdirememiştim zaten. Münasebetsiz, yine yapışmış kadına. Kulina Hanım, hoş geldiniz. Odama gidelim mi? Yok,
Biz Nadir Bey'le böyle çok iyiyiz. Sultanım, şaka yapıyorsunuz herhalde. Aa, izin verin de kiminle görüşüp görüşmeyeceğime ben karar vereyim. Yetişkin kadınım ayol. Sultanım, neler diyorsunuz? Ender Bey, neler oluyor? Nadir efendim, Nadir. Bir şey olduğu yok. Karşılıklı sohbet ediyoruz. Ne o, kıskandınız mı yoksa? Sizi Kulin Hanım'la konuşmaktan men ederim. Kusura bakmayın. Benim üstüm olabilirsiniz. Ama bana karışamazsınız. Siz görürsünüz. Size de teessüf ederim hanımefendi. Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattınız. Ah, hayır. Şimdi siz böyle yapınca içim bir fena oldu. Dilerseniz şöyle yapalım. Aranızda bir tür yarışma tertip edelim. Kim galip gelirse benimle görüşmeye devam etsin. Diğeri de artık şansına küssün. Benim için hava hoş. Nasıl olsa her türlü yarışmada onu yenerim. Hem daha genç, hem daha güçlüyüm. Gençmiş. Hay hay efendim. Bence de uygun hanımefendiciğim. Ay, ne kadar salaklar. Ay, ne sıkıcı. Hadi buyurun buyurun. Hadi yarışmaya. Ödümü kopardın. Ne bağırıyorsun? Süper bir şey bu. Ay vermiyor. Ne olduğunu söylesene, bağırmasana ya. Bak kalbim yine pır 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 atmaya başladı ona göre. Merve, yarın ayın 17'si. Ne olmuş yani? Ay, Hakan'la nişanlanmamızın 2. yıl dönümü. Şu salak Nana ile uğraşmaktan neredeyse nişan yıl dönümümüzü unutuyordum. Ay Merve, Hakan'a ne hediye alsam acaba? Kredi kartlarım da full dolu valla. İstersen ben sana borç veririm. Ay Merve, ne kadar iyisin hayatım ya. Ay, bu yıl dönümü hem Hakan'la yakınlaşmam için hem de evliliğe bastırmam için mükemmel bir fırsat olacak. İnşallah inşallah. Ay, yarın olsa keşke hemen şimdi. Buyurun lütfen. Çocuklar beden eğitimi dersindeler. Bundan sonraki ders de benim, onun için biliyorum. Ay buyurun geçin. Hı-hı. Ah buyurun. Hadi buyurun. İlk yarışmamız iltifat. Kimin iltifatını beğenirsem yarışmayı o kazanacak. Bu sersemler beni epey eğlendirecek. Ay ne güzel. Şunlara bak, çocuk gibi. Buyurun başlayın. Ay buyurun. Buyurun, siz başlayın. Sultanım, gökteki yıldızları tek tek yere indirir, gözlerinizdeki ışıltıyla yarıştırırdı. Ve yıldızlar sönük kalırdı. Gökteki ayı başınıza taç diye takardım. Fena değil, otur. Ben sizin için her şeyi yaparım. Bu mahalleyi yakarım. Hatta bu şehri yakarım. Ay Nadir Bey, ne kadar kötüsünüz. Çok beğendim, çok. Kulaklarıma inanamıyorum sultanım. Bu siz olamazsınız. Bu yarışmayı Nadir Bey kazandı. Sırada bilek güreşi var. Bilek güreşi mi? Daha neler? Ne oldu? Korktunuz mu? Hiç de değil. Bileğine güvenen dostunu kazanır. Buyurun müdür bey. Buyurun Ender Bey. Ay, çok heyecanlı. Buyurun buyurun hadi. Burası tamam. Burası da. Ellerinize sağlık kızlar. Akif Bey birazdan gelecek. İş karar aşamasında sayılır artık.
Hakan, neden yüzüne sık canım? Kimin? Benim mi? Yok bir şey, sadece biraz düşünüyordum. O zaman ben şunları muhasebeye vereyim de bir kontrol etsinler. İyi, hadi. Ben de çıkayım. Kesin yarın için bana ne hediye alacağını düşünüyor. Kesin. Ay çok romantik. Ay ne olacak acaba? Ay bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Yeni geldin mi sen? Ne yapacaktım abicim? Burası benim de odam. Allah Allah. Of, çok heyecanlanıyorum. Şu işi inşallah alırız. Hiç olmazsa şimdi beni rahat bırak. Biraz sonra müşteri gelecek. Asıl şimdi burada olmam gerekiyor. Çünkü o adam üçkağıtçının teki. Ve sen bunu biliyorsun. Yeter, rahat bırak. Üf. Hakan, ne oluyor, yine başladık mı yoksa? Hayır yok. Şurada bir sinek var, dayanamadım ona bağırdım. Dolanıp duruyor burnumun ucunda. Adamın malzemeden çalacağını, müşterileri kandıracağını bal gibi biliyorsun. Evet ama işi ben yaparsam belki buna engel olurum. Sen kendini kandırdığının farkında mısın Hakan? Evet, haklısın. Ama arkadaşlarım işe almaya o kadar istekli ki sanki onlara ihanet edecekmişim gibi geliyor. Aklım yerinde değil sanki. Hoş, kesinlikle değil. Yoksa senin gibi bir hayaletle konuşuyor olur muydum? Hadi beyler, İnşallah. Bol şans. Sağ olun. Müdürle Nadir abim bu kadar komik bir şey yaptıklarına inanamıyorum. Bence ikisi de çocuk ruhlarını öğretmiş olmalı. Hadi beyler, buyurun. Hiç şansınız yok. Göreceğiz. Yarışmayı kazanmış olsam da yine de zorla sizi kimseyle konuşmaktan men ederim. Ya da zorla sizin bana ilgi göstermenizi sağlayayım. Bu sizin kendi rızanızda olacak bir şey. Ay neler söylüyorsunuz? Neyse efendim, bu söylediklerimi düşünün. Kararsız. Hadi Emre, penaltı. Ay güzelim, eğlence bitti. Bir sersemler bundan ama. Hadi. Bugün amma sinek dolmuş odaya hayret. Her şey mükemmel görünüyor. Bence bu iş tamam. Ah, harika. O zaman bunu bir yemekle kutlayalım. Ne dersiniz? Bence çok iyi olur. Ama sizden istediğim... Yine bu yemeğin Hakan Bey'in evinde gerçekleşti. Geçen gece yediğim yemeklerin tadı hala damağımda. Elbette, nasıl isterseniz. O zaman yarın akşam diyelim mi? Mükemmel. Ne yapalım, nişan yıl dönümümüzü bu olayla beraber kutlarız artık. Ne yani, bu işi kabul ettin, bir de kutlama yapıyorsunuz öyle mi? Hani sen de bu adamın güvenilmez olduğunu kabul etmiştin? Neden karşı çıkmıyorsun? Karşı çıkıyorum. Hiçbir şey söylemedin. Hakan, kendine gel. Pardon, neye karşı çıkıyorsunuz? Ben yani isterseniz dışarıda da yemek yiyebiliriz demek istemiştim. Yok, sizin yardımcınızın mutfağı çok iyi. İşte korkaksın. Hayır. Nana çok güzel yemek yapar.
O halde yarın akşam görüşürüz. O zaman ben sizi geçireyim. Tabii sen geçir. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Buyurun. Ne yaptın? Korkaksın işte. Ay ne güzel değil mi hayatım? Bundan güzel bir yıl dönümü hediyesi olamazdı. Hem sözleşmeyi imzalarız hem de kutlama yaparız. Yıl dönümü mü? Nişanlılığımızın ikinci yıl dönümü. Unuttuğunu söyleme sakın. Bal gibi unuttun. Hadi kaçamak bir cevap daha ver. Hayır. Ay canım. Unutmayacağını biliyordum. Ay canım. Unutmayacağını biliyordum. Kurşun yapmayın canım. Arkadaşlar ama neden bana böyle davranıyorsunuz? Hadi doğru düzgün oyun oynayalım he Piero. Bu yaptığınız çok yanlış. Evet evet. Seni böyle itip kalkmak hoşumuza gidiyor. Çünkü sen bizi eğlendirmeyi başaramadın ve bunu hak ettin. Merhaba sevgili oyuncaklar. Kız kardeşim Kulina'yı çok özledim. Burada mı acaba? Hayır. Şişko peri dünyaya keyif sürmeye gitti. Beni burada böyle unutmayın ama. Benim canım kardeşime şişko peri demeni şiddetle men ediyorum. O fıstık gibidir bir kere zevksiz. Olamaz. Burada bir biçimde iyiler kötü kötüler de iyi olmuş. Arkadaşlar. Bunun bir açıklaması olmalı. Ben oynayacaktık ama. Sevgili oyuncaklar yapmayın. Lütfen bırakın onu. Evet evet. Sevgili oyuncaklar. Yakışmıyor size. Lütfen. Ya canım şimdi bu yıl dönümü kutlaması da nereden çıktı canım? Sonuçta Akif Bey bir müşteri. Yani uygun olacağını sanmıyorum. Aşk olsun Hakan. Ne yani yıl dönümümüzü öylece geçiştirecek miyiz? Başka zaman kutlarız canım. Başka zaman kutlarsak bu yıl dönümü kutlaması olmaz Hakan. Çünkü bizim yıl dönümümüz yarın. Hadi bakalım şimdi ne diyeceksin? Sana ne? Aa, bana ne? Çünkü bu ikimizi ilgilendiren bir konu Hakan Bey. Yok yok hayır öyle demek istemedim. Yani sonra baş başa kutlasak daha iyi olmaz mı? Sen bu yıl dönümünü kutlamak istemiyorsun. Çünkü işlerin giderek resmiyete yaklaşması hoşuna gitmiyor öyle değil mi? Benimle evlenmek zorunda değilsin. Ama bunu şimdi şu anda söyleyeceksin tamam mı? Artık daha fazla beni oyalamanı istemiyorum. Hadi o zaman çekinme. Seninle evlenmek istemiyorum Simge'de. Hadi söylesene. Ben seninle evlenmek istemiyorum. Başkası var kalbinde desene. Bunu nasıl söylerim? Delirdin mi? Aşkım biliyordum. Biliyordum. Benimle evlenmek istediğini biliyordum. Daha ne kadar böyle idare edeceğini sanıyorsun? Ah Hakan ah. Üzülme kızım. Sen yapmadıysan elbette anlaşılacaktır. Anlamıyor musun anne? Yapmadığım bir şey yüzünden ceza alacağım. O laboratuvardaki malzemeleri ben kırmadım. Emre neden doğruyu söylemiyorsun? Ne doğrusu? Üzülme sen canım. Ben yarın müdürünüzle konuşurum. Emre oğlum bu konuyla ilgili bir şey biliyorsan söylemen gerekir. Ya neden herkes benim üzerime geliyor? Ben yapmadım ya. Ha Makbuş Sultan, Nana. Yarın akşam Akif Beyler ve Volkanlar akşam yemeğinde bizde olacaklar. Tamam evladım. Canım neden öteki kutlamayı söylemiyorsun? Hadi Nana'ya söylesene. Sana ne? İster söylerim ister söylemem. Sen söylemezsen ben söyleyeceğim. Tamam canım şimdi çocuk gibi. Yarın sürpriz olur bırak. Yarın Curcuna var desene. Hakan ya. Sen şurursun gülüm. Çek. Sen. Zaten sana hep gıcık oluyorum. Çakma asker. Ne olacak? Sersem. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Dursun şimdi ol bakalım. Ne ediyorum sen?
Hiç anlamıyorum. Çekil, ne olacak bunların hali böyle? Burada sevgi ve barış içinde yaşamak varken niye böyle yapıyorlar? Bu kadarı fazla. Gidip Kulina'yla bir daha konuşalım. Hadi kahraman Gorfo. Evet evet Gorfo. Git konuş onunla. Çekme sen. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun orada? Kulina, ne olur izin ver burada yaşayayım. Mavi ormanda o kadar yalnızım ki. Ay, kaç kere söyleyeceğim. Defol git şuradan. Seni burada görmek istemiyorum. Ama biz kardeşiz. Böyle davranman beni çok üzüyor bir tane. Senden nefret ediyorum. Çabuk ait olduğun yere dön. Çabuk dedim sana. Bakma. Kulina, oyuncaklar dünyasında ne oluyor söyler misin? Her şey çığırından çıkmış durumda. Oyuncaklar ikide bir konseye gelip bir sürü saygısızlık yapıyor. Bize bıraklar konseyi deyip duruyorlar. Bu ne demek söyler misin? Gerçekten çok komik. Demek bunaklar konseye. Kulina, senin aklın başında mı? Karşında koskoca konsey başkanı duruyor. Ama ne işe yarıyorsa bu başkanlık, her şeyle ben uğraşıyorum. Ay, oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz. Kulina, senin ağzından çıkan kulağın duyuyor mu? Burası senin sorumluluğunda. Ay, o sevimsiz oyuncaklara çobanlık yapmaktan kendimle, güzelliğimle ilgilenemez oldum. Kulina, yüce Kulina. Herkes birbirine çok kötü davranıyor. Sevgi dolu dünyamız savaş alanına döndü. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Ay, bana ne? Parmağımı bile kıpırdatmam. Ben güzellik iksiri hazırlamaya gidiyorum. Demek öyle. Burada duyarlı bir tek sen kaldın Şoker. Burayı bundan sonra sen yöneteceksin. Ama Kulina'ya ayıp olmasın. Ama benim de canıma minnet ayol. Ay, sanki umurumdaydı. Şoker, hemen bu rezalete çare bul lütfen. Emredersiniz. Ne yapmayı düşünüyorsun Şoker? Bilmiyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Herkes uyudu. Makmuş'a da tansiyon haplarını verdim. Bir şey mi oldu? Hiç. Yarın geceyi düşünüyordum. Hiç merak etme. Geçen seferkinden daha güzel bir sofra hazırlarım. Seni mahcup etmem. Böyle zamanlarda sen hep iyilik meleği gibi yetişiyorsun, biliyorsun değil mi? Sadece bu kadar mı? Daha ne söylemem bekliyorsun? Hiç. Aslında sana bir şey söyleyeceğim. Hah! Hadi tam sırası. Ben şey... Neyse, sonra söyleyeyim en iyisi. Hadi, hadi söyle. Söyle, geciktirip durma şu işi. Yarın gece şey, aslında ben unutmuştum ama Simge... Yıl dönümünüzü değil, Nana'ya olan duygularını söyle. Nana, aslında daha ciddi konuşacağım. Hakan, sonra konuşalım. Benim hemen uyumam gerek, iyi geceler. Ama iki dakikan bile mi yok? Maalesef yok. Sadece benim için çok önemli olduğunu bilmeni istiyorum. Ne olursa olsun bunu unutma. Bunu duymak çok güzel. Daha fazlasını da söyleyebilirdin. Yarın gece ben ne yapacağım? Böyle her şeyi havada bırakırsan olacağı buydu işte. Ya sen beni rahat bırak artık. Ben olmasam kendinle konuşacaksın burada. Hiç olmazsa sana yardım etmeye çalışıyorum Sersem. Belki de çok haklısın Düş arkadaşım. Hem iş konusunda hem özel hayatımda. Kendimi neden bu kadar baskı altında tutuyorum acaba? Yaptığın şeyi itiraf edersen cezan hafifler. Öğretmenim, size söyledim, ben yapmadım. Ama oraya senden başka giren olmamış. Bunu bildiğin halde hala inkar mı ediyorsun? Nasıl oldu bilmiyorum ama ben yapmadım. Peki Özge, bize başka seçenek bırakmadın. Çıkabilirsin. Sonra koşarak aradan böyle bir geçti. Ne oldu Özge? Senin yüzünden işlemediğim bir suçtan cezalandırılacağım. O malzemeleri benim kırmadığımı biliyorsun ama söylemiyorsun. Ya
Belki böylece ispiyonculuğu ve başkalarına sürekli kötülük yapmanın ne feci bir şey olduğunu öğrenir. Emre, bu yaptığın onunkinden farklı değil. Böyle yaparak Özge gibi oluyorsun. Yani kötü biri oluyorsun. Ben bir şey yapmıyorum. Emin misin? Vicdanın rahat mı Emre? Dün gece Hakan çok tuhaf davrandı. Nasıl yani? Ne bileyim. Bana bir şey söylemek istedi ama tam o sırada saat 12 olduğu için dinleyemedim. Sabah giderken de çok sıkıntılıydı. Ah, ne söyleyecekti acaba, çok merak ediyorum. Ay, yoksa benimle ilgili bir şeyler mi öğrendi? Dur be kızım. Kendi kendine kuruntu yapma şimdi. Ay, çok güzel. Çok romantik ya. Vallahi kalbi pır pır atmaya başladı bana ne oluyorsa. Hani rahmetli Barış Manço'nun böyle bir şarkısı vardı, hatırlar mısın? Ay, Hakan bana ne aldı acaba? Günlerdir düşünceliydi. Umarım şöyle pahalı bir şey almıştır ha. Ay, ne oldu acaba? Çok güzel. Abi, niye bu kadar kafayı takıyorsun? Hadi asma suratını. Aa, sonunda iyi olacak. Simge harika bir kız. Eminim çok mutlu olacaksınız. Simge doğru insan mı değil mi bilmiyorum. Değil tabii. Sana soran olmadı. Bir şey demedim ki abicim. Kolayca kestirip nasıl atarım? Hem Özge beni babası yerine koyuyor. Yani babası uzakta olduğu için. Ben ne Yağmur'un ve Emre'nin Simge cırşı istemediğini biliyorum ama. Ya çocuktur, alışır. Hakikaten sıkıldım senden. Yeter artık, niye beni rahat bırakmıyorsun? Ayıp ediyorsun ama. Biz arkadaşız sanıyordum. Dertleşiyoruz seninle şurada. Ya. İstemiyorsan ağzımı açma. Aa, yok, hayır, o anlamda söylemedim ben. Affedersin Volkan. Kafam iyice allak bullak. İlgilenmeyin. Resim ne kadar güzel değil mi? Şuna baksanıza. Aa, Ece sizin komşunuz değil miydi? Aa, evet. Bu da Ahmet'in resmi değil mi? Aa, evet. Ben onun yaptığı resimlere bayılıyorum. Çok başarılı. Öyle sayılır. Ay, ne var? Resimler çok güzelmiş. Acaba evet, Ahmet'in yaptı. Gerçekten çok başarılı. Böyle sessiz çok daha şeker oldunuz. Şoker, Şoker. Durum çok kötü. Gövdemi silmeye kalkıştılar. Ellerinden zor kurtuldum. Aklına bir şey geliyor mu? Lütfen bir çözüm bul. Acaba Nana'yı yardıma mı çağırsak ha? Aa, olabilir. O bizden daha zeki. Belki bu durumdan kurtulmamızın bir yolunu bulur ha. Dünyaya gitmek için kullandığın iksir aynı yerde mi? Ha, evet. O zaman ben dünyaya gidip Nana'yı getireyim. Sen de buraya göz kulak ol, tamam mı? Tamam arkadaşım. Ben de Nana'nın buraya gelmesi için konsey başkanından izin alayım. Tamam. Doğrusunu istersen ben bu oyuncaklardan çok tırsıyorum. Bazen iyi ki çizgi olmuşum diyorum. Ha, evet. Bir sorma. Hadi ben çıkıyorum. Tamam. İnşallah ceza almaz. Çok güzel. Ne oldu? Bir ay boyunca dersten sonraki faaliyetlere girmem yasaklandı. Ayrıca dosyama da işlenecekmiş. Yapmadığım bir şey yüzünden bu cezayı almam çok büyük bir haksızlık. Ne var? Niye bakıyorsunuz? Yaptıklarının cezasını çekiyor işte. Of. Ne var? Sanki ben üzerine mi attım? Acaba Gamze'nin dediği gibi ben de Özge gibi kötü biri mi oluyorum? Kim bilir? Ay, Makbuş. Hakan bana dün gece ne söyleyecekti, çok merak ediyorum. Ben akşama kadar dayanamayacağım. Hem akşam çok kalabalık olacak.
Belki de konuşamayız. Ben gidiyorum. Dur deli kız. Allah akıl fikir versin. Ay, umarım nişan yıl dönümümüz için ona aldığım hediyeyi beğenir. Kesinlikle beğenecek, telaş etme. Ay biliyor musun, bugün evlilikten söz ettik yine. Düşünsene, seneye bu zamanlar evli olacağız. Ay inşallah. Ay belki senden önce doğururum, ne dersin? Hiç belli olmaz valla. Ben ne yapacağım şimdi? Her konuda cır cır ötüyorsun. Şimdi neden sustun? Bundan sonra iş sana düşüyor. Ben bir şey yapamam. Birdenbire her şeyi değiştiremem ki. Bu Simge'ye de çok büyük haksızlık. Zaten uzun süredir evleneceğimizi herkes biliyordu. Belki böylesi daha doğru. Asıl sen ne hissediyorsun? Bırak başkalarını. Sırf çocuklar ya da Nana üzülmesin diye yapılmış planlarımı değiştiremem ya. Ama kalbimi dinleyecek olursam o ses aynı ismi tekrarlıyor. Nana. Gerçekten işin çok zor. Nana, ne oldu kızım? Ay ağlama. Ne oldu evladım? Hı? Hakan Simge'yle evlenecek. Onu seviyorum. Bu da nereden çıktı şimdi? Ay ay ay. Hah, buradasın nana. Bir şeyler yapman lazım. Oyuncaklar dünyasında her şey alt üst oldu. Kuline bile sapıttı. Lütfen nana. Senin için konseyden izin aldık. Gelip bir şeyler yapmalısın. Lütfen. Benim gitmem gerekiyor. Sen durumu idare et. Ay, vallahi tansiyonum çıktı. Ben bu tempoya ne zaman alışacağım ya Rabbi? Şaşırıp kaldım. Ay. Yapma. Üzme kendini artık, yeter. Özgeciğim, sana söylemem gereken önemli bir şey var. Galiba biz bir hata yaptık. Emre gelip her şeyi bana anlattı. Emre laboratuvardan çıktıktan sonra senin yanına tekrar gelmiş ama seni bulamamış. Pencereden bir kedi girmişti ve ortalığı dağıtıp aletlerini onu kırdığını gördüm. Beni görünce kaçtı. Peki bunu söylemek için neden bu kadar bekledin? Sanırım aklınca sana bir ceza vermek istemiş. Onu öğretmenine şikayet ettiğin için. Ama Emre hatasını anlayıp gelip gerçeği bana söyledi. Neyse. Ben de artık o küçük kediciği bulup cezayı ona vereceğim. Nana da gitmek için bu geceyi mi buldu yani? Aa evladım, ne yapsın, söyledim ya. Süt annesi rahatsızlanmış. Onu görmeye hastaneye gidiyor. Ay, bu gece Nana'nın burada olmasını ben de çok isterdim. Ama ne yapalım, kısmet değilmiş. Belki böyle senin işini kolaylaştırıyordu, değil mi? Nana geldiğinde kutlama bitmiş olur, sen de rahat edersin. Hem şu dolandırıcı adamla da el sıkışırsın. Cebine de bol para girer. Vicdanın rahat mı? La la lom la la lom la la lom la la lom. Hakan iyi misin? Bugünlerde kendi kendine konuşuyor. Ben alıştım, darısı başımıza. Aşkım, korkutuyorsun ama sen bizi. Gerçekten sevmediğin birisiyle bir hayat paylaşmaya hazır mısın? Ya, kapa çeneni. Aa. Ha, senin üç kağıtçı yeni müşteri de geldi. Koş. Hakan. Oh, hoş geldiniz Aşkım Bey. Zaten. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş buyurun. Geldiniz. Bakın, bununla hepsinin hali çevirmiş. Oh olsun, başımı şişirmişlerdi dırdırlarıyla. Şoker, bana göre bu iş yine senin başının altından çıktı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hadi Şoker,
Neler yaptığını hatırlamaya çalış. Ha, galiba bir şeyler var. Hadi hatırla. Kulle yine bana bir ceza vermişti. Ben de çok korkup kızmıştım. Bir şeyler bulmak için Bilgi'nin laboratuvarına gitmiştim. Evet, devam et hadi. Sizinle iş yapmak bizim için büyük onur, öyle değil mi hayatım? Ben de sizlerle çalışmaktan son derece keyif alacağımı umut ediyorum. Şuna bak, sahtekarlık yüzünden akıyor. Hadi oradan sahtekar. Abicim, gözünü seveyim kendine gel. Hakan bana böyle espriler yapar arada. Tabii, tabii. Hadi şerefe şerefe. İçelim. İçelim. Çok güzel bir gece. Haklısın hayatım. Sonra çok bilmişin notları içinde bir çizim buldum. Ne işe yaradığını şimdi hatırlamıyorum ama o aleti yaptığımı hatırlıyorum. Buralarda bir yerlerde olmalı. Onu bulursak belki durumu düzeltebiliriz. Ben bir bakayım o zaman. Evet olabilir. Nana, işte burada. İşte burada. Hadi getir. Hadi çabuk ol. Bu düğmeleri hatırlıyorum sanki. Dikkat et. Birlikte nice yeni güzel işlere. Evet. Umarım. Evet, sıra bizim için kadeh kaldırmaya geldi. Hakan'la ikinci nişan yıl dönümümüz. İki kutlama bir arada, ne kadar güzel. Evet. Hadi kutlayalım o zaman. Canım, umarım beğenirsin. Mutluluklar diliyorum canı gönlümden. Allah tamamını erdirsin, ne diyelim? Sen biricik nişanlına hediye almadın mı? Onu da yap da oyun tam olsun Hakan. Hayır, bunu yapamayacağım. Böyle emrivaki kutlama olmaz. Bu anlaşma da olmayacak. Ne? Hakan Bey, kendine gel. Sizin tavırlarınızdan da hiç hoşlanmadım. Tamam, paranız ve gücünüz olabilir. Ama bu hayatımıza karışacağınız anlamına gelmez. Bu benim hayatım, tamam mı? Ayrıca sizin gibi üçkağıtçı dolandırıcı biriyle iş yapmak istemiyorum. Biz onurlu bir şirketiz. 3 kuruş fazla kazanacağız diye sizin şu pis işlerinize alet olmayacağız. Ama Hakan... Volkan kes artık. Zaten sizin gönlünüz olsun diye kaç gündür ağzımı açmıyorum. Buraya bu kadar hakaret işitmek için gelmedim. Lensizler, terbiyesizler. Akif Bey, siz yanlış anladınız. Akif Bey durun, bir dakika açıklayabilirim. Akif Bey lütfen. Oh be. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. İlk kez yaptığım bir şeyden pişman oldum. Kendimi bir sevgi kelebeği olarak düşünemiyorum. Evet, sürekli bana canım arkadaşım, seni çok seviyorum diyordun. Sürekli içinden iyilik yapmak geçiyordu. Neden? Kes, iğrenç bir şey. Seninle sonra hesaplaşacağız Şoker Efendi. Nanacığım, çok teşekkürler. Hadi iç şunu, hemen dünyaya git. Hiç gitmek istemiyorum Kulina. Nana, yaşadığın her hayal kırıklığında bu işten vazgeçmeye kalkarsan nereye varır bunun sonu? Hadi bakayım, hemen öyle pes etmek yok. Üzülme artık. Benim tanıdığım Nana mücadeleyi bu kadar kolay bırakmaz. Hadi iç iç. İç iç. Nasıl olsa buraya geleceksin. Pepe yanında dünyada işi bitmiş olmalı. Artık dönse iyi olur. Çocuklar uyudular.
İyi ki bu akşamki olaylara şahit olmadılar. Ne yapayım Makbuş? Kendime karşı dürüst olmalıyım. Oh, en sonunda. Sen hala burada mısın? Yatayım mı? Yok yok, Nana geldi mi? Hayır, gelmedi. Belki de gelmez. Ne demek gelmez? İyi düşün oğlum, iyi düşün. Ne o? Çok mu üzüldün? Etrafındaki insanların ne düşündüğünü önem var mı? Sonra da dövün. Ben olsam ben de gelmem. Nana? Geldin mi? Evet. Nereye? Yatmaya. Üstannen iyi mi? Hı hı, çok iyi. Peki o halde neyin var? Sen bir açıklama yapacaksın. Sarsan bu çocuk ya. Seni üzecek bir şey mi yaptım? Ben... Biz Simge'yle... Biliyorum, açıklama yapmana gerek yok. Biz Simge'yle bozuştuk. Ne? Pepe, senin orada görevin sona erdi. Hemen geri dön. Ama en romantik yerinde. Neyse, hoşça kal yakışıklı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani üzüldüm. Yani şey... Tamam tamam. Bir şey söylemek zorunda değiliz. Kusura bakmayın. Çok geç saatte rahatsız ediyorum ama... Buraya taşınmaktan vazgeçtim. Biber için büyük bir bahçe gerekiyor. Başka yere taşınmaya karar verdim. Çocuklara söz vermiştim ya. Söylerseniz çok sevinirim. Yani tamamen gidiyor musunuz? Evet. Pelin Hanım, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Belki ileride çocuklara bir köpek alırız. Ne dersin? Neden olmasın?